Amerika Türkiye Büyükelçisi Arizona eski senatörü Jeffrey Fleck, eşi Sherry Fleck ile birlikte İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Tosyalı ile Büyükelçi Fleck karşılıklı ekonomiyi konuştu. Well, we've had encouraging news. Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi Jeffrey Fleck ile eşini makamında ağırlayan ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunan İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm dünyayı saran ekonomik krizin olumsuzluklarına dikkat çekti. Gördüğümüz kadarıyla bu gelişmiş ülkelerdeki şeyden dolayı, talepsizlikten dolayı yarı yarıya düştü. Yani dünyayı saran, Avrupa ve Türkiye'yi de içine alan ekonomik krize vurgu yapan Başkan Tosyalı, şu an gördüğümüz kadarıyla gelişmiş ülkelerin talepsizlikten dolayı fiyatlar yarı yarıya düştü. 1300 dolar olan malzeme bugün 700 dolarlara düştü. Türkiye'de talep gene de var ama ihraç yaptığımız yerlerde sıkıntılar mevcut dedi. Ama ihraç yaptığımız yerlerde sıkıntılar mevcut. Düşüncesini de almak istiyorum. Mesela şu an Amerika'da olsun veya diğer ülkelerdeki bu yavaşlamanın. Başkan Tosyalı, Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi Jeffrey Fleck'e, başta Amerika olmak üzere diğer ülkelerdeki piyasalardaki durgunluğun ne zaman hareketleneceği sorusuna, Büyükelçi Jeffrey Fleck de şöyle cevap verdi. Particularly the cost of fossil fuels. Gasoline prices are down a bit now and that will help in terms of inflationary pressures. Özellikle giderlerin birazcık düşmesiyle birlikte hani petrol fiyatları olsun, enflasyonun biraz düşeceğini umuyoruz. We just had our midterm elections. Those are done and it looks like we'll have a divided government. One party controls one chamber of Congress. Other party controls presidency and that seems to work fairly well for the United States. Yakın bir tarihte yarı dönem seçimlerimizi gerçekleştirdik. Şu anda hükümet biraz bölünmüş bir durumda. There's a big drag on the world economy, particularly with higher energy prices. And I'm sure that you feel the impact you know, in your business. Ama tabii ki Ukrayna'daki savaş dünyanın bütün her yerini etkiliyor. Yani gider olsun, yakıt fiyatları olsun vesaire. Eminim sizin işleriniz de etkileniyor. We greatly appreciate the role that Turkey is playing to try to bring an end to the war through negotiations and with the grain deal and the diplomatic efforts that Turkey is making. Biz de Türkiye'nin diplomatik efor sarf etmesi, müzakereleri, işte tahıl anlaşmaları olsun, bu yönde yaptığı çalışmalar için gerçekten çok minnettarız. Yani tabii o yapılan tahıl anlaşması tüm dünyaya olumlu bir şey etkiledi yani. Of course the grain deal is a positive effect on everyone globally. Şu anda gördüğüm kadarıyla işte Amerika'da olmak üzere bu faizler yükseltiliyor. Sanıyorum bir müddet sonra onlardan da herhalde yükseltmek yerine tekrar eski, çünkü faizi yükseltmede şu an enflasyonu durdurabilmek için durağanlık yapıyorlar gördüğüm kadarıyla. Bunun da tabii birçok şey oluyor, olumsuz etkileri oluyor ekonomide. Çok teşekkür ediyorum bu güzel ziyaretiniz için.